Anne. Koru beni. Bebek olacak. Kızın çok aşık oldu. Süleyman İyi Sultan beni çok seviyor. Büyük savaşa gitti. Ona bir şey olmasın. Benim için, doğacak şehzade için dönsün.
Kaldırın şu kafirin tahtını. Karaların ve denizlerin hakanı Sultan Süleyman Han Hazretleri. Korkmayın. Türkler aman dileyene el kaldırmaz. Belgrad artık Osmanlı toprağıdır. Ben de hükümdarınızım. Süleyman'ın adaletini siz de göreceksiniz. Biat ederseniz sizi kullarımdan ayırmam, korur kollarım. Hayatınızı refah içinde yaşamanızı sağlarım. Pir Paşa, bir sene buralardan vergi alınmaya. Devlet-i Aliye'nin hazinesinden 2 milyon akçe verile. Şehir tamir edile. Tez, yeni cami ve medrese inşası başlaya. Şehrin ve civarındaki arazilerin tahriri yapıla. Aman dileyen ahali payitahta götürüle. Vali Bey, Semendre ve Belgrad'daki sancağa sahip çıkacak validir. Tek etkilidir. Böyle geçsin zaptı. Duyurulsun her yer. Zaferimizin haberini sizden duydum ya Lala Paşa. Çok şükür Rabbim dualarımı kabul etti. Aslanım nice zaferler getirecektir devlet-i aliyeye. Hem de öyle bir zafer ki sultanım. Kafir Layoş kaçmış, saklanıyormuş. Tez ahaliye duyurun ki şenlikler başlasın. Biz de hünkârımıza dönüşünde görkemli bir karşılama hazır edelim. Merak buyurmayın valide sultan. Bir de müsaadeniz olursa benim bir sualim olacak. Mahtum Bey çok merakta. Cariyeniz hala iyileşmedi mi? Hayli zaman oldu. Bir görüşte meftun olmuş zavallı. Ne yapsak? Vaziyeti hala ağır. Şifası da ümitsiz sanki Lala. Öyle mi? Vah vah. Çok da genç. Yazık. Büyü benim oğlum, büyü. Hürrem, ya kızın olursa ne yapacaksın? Bak üzülme sonra. Erkek olacak benim çocuk. Biliyorum ben. Benim oğlum babası gibi sultan olacak. Kral olacak. Annesi için her şey yapacak. Kızlar dolanmayın boş boş. Hadi inin aşağıya. Terzi Hatun bekliyor. Geliyorum şimdi. Hürrem Hatun gel benimle. Nereye gideceğiz? Gel işimiz var. Ben gebeğim. İş yapmam. Hürrem Hatun gel diyorsam gel. Senin hayrına hadi. Bak
senin hayrına dedi. Söz ver. Kötü şey yok. Yok yok, sevineceksin. Hadi gel. Hadi. Bursa ipeklisi bu. Ben bundan istiyorum. Bu renk sana yakışmadı. Bana yakışır. Vermem. Ben beğendim bunu. Yavaş, başımı şişirdiniz. Sırayla hepinize bakacağız. Oo, Hürrem Hatun maşallah, karnın büyümüş. Ne giyersen uymaz şimdi. Hürrem Hatun, kumaşlarını seç de hemen yeni esvaplar dikilsin. Beğenmedim. Bunları giymem. Nigar kafam. Benim sandıkta hünkârımın hediye kumaşları var. Bu kumaşları... ben giymem. En güzel ipekler. Sultanlara layık. Kaldırın şunu. Hünkârıma layık olmayan çirkinlikleri kaldırın yolumun üstünden. Hünkârımın haremdeki çirkinler gidecek. Sadece güzellikler kalacak. Saray senin gibi cariyelerle dolu. Çok yakışırsın oraya. Şehzade Doğru nasıl gider bu saraydan? Oğlan doğuracağını nereden biliyorsun? Biliyorum. Erkek olacak. Sonra yine erkek olacak. Sonra yine erkek olacak. Yine erkek olacak. Hekim vermişti ya, suhulet verir dedi. Kaç damla damlattı. Fazlası öldürürmüş. Yüreği patlatır, kanla boğar dedi. Mustafa? Sabahtan beri asker oldum. Hadi oynayalım. Nesine? Yenildin doymuyorsun değil mi matrakçı? Hala nesine diyorsun be? Bak alırım o hançerini ha. Yo, onu vermem. Hünkârımın hediyesi o. Biliyorum, bilhassa o yüzden diyorum ya. Has oldu başım. Payitahttan ulak geldi. Mektuplar var. Bana ver, hünkârımız meşgul. Ben bir aile veririm. Size de var efendim. Tamam. Kabul ediyorum teklifini. Ama hançerime karşılık sen de o mektubu bana okuyacaksın. Yok tamam, vazgeçtim. Git başkasını. İyi, ben de vazgeçtim. Oynamayacağım. Git başkasını bul matrakçı. Haydi. Yok mu benimle matrak atacak bir yiğit? Fazla paranızı almam. Haydi.
Ne güneşin aydınlığı, ne de gecelerimin parlayan yıldızları yardım etmiyor kanayan yüreğime. Kaç kez ay hilal, kaç kez dolunay oldu yoksun. O mermer teras soğuk, karanlık, kimsesiz sahibini bekler. Rüyalarımda keman sesini duyunca ağlayarak uyanıyorum. Sabah ezanına kadar dualar ediyorum Rabbime. Rabbim, benim mehtabımı, yıldızımı koru. Öndeki karanlığı kaldır ışığın. Merhametinle yol göster seferde olanlara. Tez zamanda kavuşsunlar ardından ağlayan. Gözüm sana emanet. Unutma beni. Saraydan sevinçli haber de var. Hürrem Hatun gebe. İnşallah yine hala olacak. Hürrem gebe. Sonunda başardı. İşte bu kumaşlar bak. Çok güzel. Çok asil. Ben bunlara layık. Dilini tutmazsan sonun hayır değil Hürrem Hatun. Mahidevran Sultan'a neler dedin? Yüzü böyle dalgalandı. Yüzüne bir şaplak patlatacak diye çok korktum vallahi. Korkma. Bir şey yapamaz bana. Sultan Süleyman var. Şehzadem var. Oğlum geliyor. Ya bir şey olursa? Ya kız olursa? Dünyanın bin bir türlü hali var. Bizim aklımızın ermeyeceği. Allah'tan hayırlısını iste. Yakıştı mı? Hı? Hazır mısın Celalzade? Hazırım hünkârım. Rahmetli hünkârımız Sultan Selim Han'dan sonra sizinle yazacağım ilk fethiname. İnşallah çok fethinamelerinizi yazmak nasip olur. Yaz. Fermanım elinize ulaştığında bilesiniz ki Müslümanlar üzerine şart ve farz olan gaza ve cihat farzını eda etmek için Macarların üzerine yürüdüm. Kısa zamanda uzun mesafe kat ederek kafir ülkesine girdim. Belgrad öyle bir kale ki, binasının ayakları balık pençesinde olan, kuleleri gökteki kuzey yıldızının ayağını öpen, insan gücüyle yapılması mümkün olmayan bir kale. Padişaha Allah'ın yardımının ulaşması ile o surlar kuşatıldı. Yiğitlik denizinin timsahları olan Yeniçeriler, kalenin o yüksek burçlarına çıktılar. Kafir düşman yenildi. İslam'ın gül bağının esintileri kalpleri doldu. Ben kötü çalıyor. Olmuyor demekle kaçamaz. Olacak. Savaş çıktı. Geliyorlar. Kızlar sakin olun. Hünkârımızın şerefine top atıyorlar. Belgrad'ı almış, savaş kazanmışız. Dönüyor. Hünkârım, sultanım geliyor.
Peygamberimizin şeriatı ve kanunlarımızın hükümleri eksiksiz uygulandı. Divanda beyler ve vezirlerle teatide bulunuldu. Mevsim serte kesmeden muzaffer ordumuza payitahta dönme emri verdi. Hünkârım, iş bu fetihname Eylül 1521'de Belgrad ordugahında yazılmıştır. Doğrudur Celalzade, çekilebilirsin. Hünkârım, payitahttan evraklar ve mektuplar geldi. Haznedar ve defterdar vesikaları ve de Hürrem Hatun'dan bir mektup var. Evraka sonra bakarım. Hürrem'in mektubunu ver. Hasreti Sultanım, mutluluk sınam. Hürrem kulunuz ayaklarınızın altındaki toprağa yüz sürer hasretle. Benim saadetimin sultanı, bu ayrılık ateşi yüreğimi dağlar. Hünkârım, hayırlı bir haber daha var. Hürrem Hatun gebe kalmış. Burada öyle bir şey yazmıyor. Sen nereden biliyorsun? Haremden bana gelen bir tezkere var hünkârım. Sağlıklı nur topu gibi bir şehzade gelir inşallah. Ya Rabbim, Süleyman kulunu bugün kaç kez sevindirdin. Top atışları başlasın mı hünkârım? Başlasın Pargalı. Osmanlı bu dine gelmeye korktu. Sultan Süleyman kaçarak geri çekiliyor topraklarımızdan. Bu güçlü savunma için şövalyelerime şükran borçluyum. Efendimiz, yaşam icabı kulaklarım iyi duymuyor olabilir. Ama görüyorum, kör değilim. Gerçekleşen bir tane zafer yok. Belgrad gibi çok önemli bir kalemiz ve şehrimiz zapt edildi. Halkımız ve kilise bu gerçeği kabul etti. Zafer bu mu? Kardinal Paul, siz benim söylediklerime yalan mı diyorsunuz? Kilisem yalana karşıdır efendimiz. Yalan en büyük günahtır. El Sultano Solimano e realizzato quel... Sultan Süleyman bir asırdır atalarının yapamadığını gerçekleştirdi. Lajos uyarılarımızı hafife aldı, dinlemedi, hata yaptı. Macaristan ortasından bölündü. Müslümanlar Avrupa'da artık. Herkes ders almalı. Ordu dönüyor. Bu düne girmedi. Lajos'u tahtından indirmedi. Sakın bitti bu savaş diye düşünmeyin. Kış geçince baharda yine gelecek. Hazırlıklı olun, bitmedi. Sultan Süleyman çok yaşa, Sultan Süleyman çok yaşa, zaferlerin çıksın arşa. Sultan Süleyman çok yaşa, zaferlerin çıksın arşa. Gel bana sarılalım, aslan parçam benim, gel. Benim babam orununda mı sultan oldu? Senin baban yedi cihanın sultanı. Hatice, ben de savaşacağım. Ben de fethedeceğim kaleleri. Edeceksin şehzadem. Ama Mustafa, çok zıplayıp terleme bak. Bak, ateşleniyorsun sonra. Aferin Mahidevran. Senden beklediğim olgunluğu gösterdin. Hürrem'le kavgayı kestin. Sana hiç yakışmıyordu. Sayenizde sultanım. Aklımı başıma devşirdiniz. Hatalarımdan ders aldım. Sayenizde. Thank you.
Şehzadem. Oğlum. Hünkârımız geldi. Bizi bugün görecek inşallah. Ya gelmese? Ya bizi yanına çağırmasa? Mustafa ve onun annesi görüp bizi unutursa? Yok yok. Yapmaz. Değil mi oğlum? Sen varsın. Ben varım. Biz de hanedan aile olacağız. Vurma, tekme. Sen beni duydun canım oğlum. Baban geldi. Aslan Mustafa'm. Oh. Oğlum. Mustafa'm. Validem. Ciğerparem, aslan parçam, hünkârım. Hoş geldin. Şehzade geliyor Hürrem Hatun'dan. Biliyorum validem, sevincim sonsuz. Ya öyle mi? Casusları iyi çalışıyor ha? Hatice'm, o güzel yüzün gülsün artık. Bak Salimen geldi. Mustafa. İçeriye kapat kapıyı. Şöyle uzaktan baksa. O güzel yürüyüşünü görsen. Yüzünü görmedim ki daha. Senden önce ailesini görüp hasret gideriyordur hünkârımız. Valide Sultan, Hatice Sultan. O kadını da görmüştü ha? E görmüştür elbet. Haseki Sultan değil mi o? O da ailesinden. Ben neyim? Ben kadını değil miyim Sultan Süleyman'ın? Sen ilk önce şehzadeyi doğur. O zaman aileden sayılırsın. Doğuracağım. Göreceksin. Güçlü erkek doğuracağım.
Padişah beni seviyor musun? O nasıl söz sultanım? Elbette. Benim için her şeyi yapar mısın? Canımı bile veririm. Senin canını değil, Hürrem'inkini istiyorum. Sen demiştin fazlası öldürür diye. Al bu şişeyi. Bu gece yemeğine koydur. Bitsin. Sabaha çıkmasın o kadın. Ama sultanım ben nasıl yaparım? Has odaya giremem ki, yasak. Girenini bul. Rüşvet ver, bir şey yap. Sonra gel, ne dilersen dile benden. Hasodabaşı İbrahim Ağa. Hatice Sultan hava kararınca İncirli'ye gelecek. Bir de şunu yolladı size. Sultanıma muhakkak orada olacağımı söyleyin. Sümüla! Hürrem Hatun'a söyle hazırlansın. Baş üstüne efendim. Kendi ellerimle getireceğim, merak buyurmayınız. Yavaş yavaş, hatun dediğin narin yürür. Hürrem zıplama, yüklüsün. Dur, çocuk düşecek. Bu hatun iflah olmaz, vallahi olmaz. Hünkârım.
oldu? Niye çağırdın beni? Yemek vakti, dönmem lazım hemen. Bak şimdi sana bir şey vereceğim. Bunu Hürrem'in yemeğine koyacaksın. Ne bu? Olmaz, kötü bir şey bu. Kötü falan değil. Sadece bu gece altını tutamayacak Hürrem. İshal olacak. Hünkârın koynunda rahat yatamayacak. Öldürürler beni. Ya hünkâr da yerse? Hasibe Hatun cırcır olacak. Gebe kadın bir şey dokundu derler. Seninle alakası bile olmaz. Bu şişeyi tatlısına dökeceksin. Hünkârımız tatlı sevmez. Bütün tatlıları o şeytan yer, merak etme. Yap bunu. Seni altına boğacağım. Bak doğru dedin değil mi? Sadece cırcır. Yokluğumda Türkçen tekamül etmiş. Aferin. Mektubu beğendin mi? Sen mi kaleme aldın o mektubu? Doğru söyle. Yazın o kadar iyi mi senin? Hı? Söz benim. Yazın iyi gar kafanı. Ama çalışıyorum güzel yazın. Ver kağıt. Hemen yazayım. Ver. İnanmıyorsun bana. Ya yazımı bozma. Ne yazmışsın bakayım? Sultan benim aşkım. Bak sen. Neler yazarmış benim Hürrem'im. Bakalım Keşnigera. Zehirin miktarı kafi mi? Ayarı tutturmuş muyum? Deli deli konuşma şeker ha. Ağzından yel alsın. Şakası bile kötü. Afiyet olsun hünkârıma. Götürsünler, temizdir. Olsun bakalım. Tatlı hazır. Tatlı hazır, gelin götürün. Aman sallamadan götür. Sakın dağılmasın kaymaklı ayva tatlım. Sodabaşı. Hoş geldiniz sultanım. Kalbimin sultanı efendim. Thank you.
Sağ salim döndüğünüze şükrediyorum. Eyüp Sultan Hazretleri'ne adak adamıştım. Yarından tezi yok. Bu gözler korudu beni. Savaş meydanında kafire kılıç sallarken hep yanımdaydı. Hep kalbimin üstünde taşıdığım bu mendili sultanım. Hünkârım, tatlılar geldi. Gelsin. Tatlılarım gelmiş. Ben ölüyorum tatlı için hünkârım. Bitecek bu acı. Ailem huzur bulacak. Hünkârım beni sevecek yine eskisi gibi. Mustafa'yı beni yanından ayırmayacak. Sultanım. Sen mi geldin, ne yaptın? Konuştuğumuz gibi, merak etmeyin. Tabağına kondu. Çoktan yemiştir bile. Emin misin? Sultanım, siz iyi misiniz? Başım çok ağrıyor. Dayanılacak gibi değil. Yavaş ye. Tamam, hepsi senin ama yavaş. Çocuk gibisin, çocuk. Ben değil, oğlun istiyor tatlı. Hürrem, neyin var? Hürrem, ne oldu? Çok acıyor. Ağlar bebekçiler. Hürrem. Hünkârım emredin. Hekim başını çağırın. Hürrem. Hürrem, bana bak. Ne duruyorsunuz çabuk? İbrahim! Ateşin başında dalmışım, size mektup yazıyorum. Aniden hünkârım belirdi yanımda. Eyvah. Önce bilemedim ne yapacağımı. Sonra ateşe attım yazdığım mektubu. O yazdığınız hisler yandı gitti mi? Ben hala yanıyorum sultan. Ne yazmışsınız o mektupta? Gözleriniz sultanım. Tuna Nehri'ni, geceyi, ruhumu aydınlatıyor. Affet beni Allah'ım. Başka çarem kalmadı. Hürrem, aç gözünü. Hürrem, kendine gel. Hürrem. Nefes al Hürrem. Hürrem, nefes al. Hürrem, kendine gel Hürrem.
Nefes almıyor. Hürrem. Hürrem kendine gel. Tatlı yiyordu, birden gözleri kaydı, düştü, bayıldı. Getirin. Zehirlenmiş gibi. Ne yapacaksan yap, ölüyor. Hünkârım, başını kaldırıp şunu koklatacağım. Kusarsa kurtarırız. Seda yok. Demek yemedi. Senin o kız yapamadı. Yapsa çoktan haber uçardı. Git bak taşlığa, dolan da gel. O kızı bul. Yok 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 yok. Çıkma. Bizden şüphelenmesinler. Sultanım, sakin olalım. Birazdan alırız havadisi. Yemin ederim sabaha varmadan müjdeyi... Bak aşağıda birileri koşuyor. Hareketler var. Hayırdır Nigar Kalfa? Sizi arıyordum Hasuda başım. Hünkârımız sizi çağırıyor. Çok acil. Ne oldu? Hürrem Hatun hastalandı. Nasıl? Ateşi var hünkârım. Sirkeli bezlerle saracağım. İnşallah karnındaki sabi zarar görmez. Anne. İyileşeceksin Hürrem. Benim için iyileşeceksin. Gel. Geçmiş olsun. Neredesin Pargalı? Ölsem haberin olmayacak. Siz istirahate çekilince ben de hava almak için yürüyüşe çıkmıştım. Nasıl durumu? İyi değil. Hürrem zehirlendi. Bunu yapanın kellesini istiyorum. Hünkârım, kim cüret edebilir ki buna? Yediğinden olmasın. Gördüm İbrahim. Gözlerimle gördüm içinden çıkanı. Şimdi ateşler içerisinde yanıyor zehir atmak için. Beni ve onu öldürmeye kalkanı bul. Ben de yiyebilirdim o tatlıdan. Thank you.
tepsiyi burada tutuyorum. Ha işte o tatlı tabağı. Sümbüle. Mutfakta, kapıda, bacada kimse bunu sorumlusu. Çabuk bul getir bana onu. Çabuk. Süleyman. Buradayım. Yanındayım Hürrem'im. Oğlum, bebeğim. Geçti. İyi olacaksın. Oğlum da iyi olacak. Git bana Hatice'mi çağır. Dur dur gitme. Ben giderim. Sen yatağımı hazırla. Valide Sultanım. Daha akşam akşam hayırsız bir şeyse hiç söyleme. Mecburum Sultanım. Hürrem Hatun. Zehirlenmiş. Ne? Zehirlenmiş mi? Hatunlar duydunuz mu? Hürrem hastalanmış. Halvette can çekişiyormuş. Ne? Kim dedi bunu? Yalan olmasın. Nigar Kalfa söyledi. Hekim başı uğraşıyormuş kurtarmak için. Lakin vaziyet kötüymüş. Sabaha çıkar mı bilmem. Sultanım, harem çalkalanıyor. Duymuşlar. Ne duymuşlar? Öldü mü o? Can çekişiyormuş. Sabah çıkmaz diyorlar. Yedi canlı sanki. Git şu Hazibe'yle konuş. Ne yapmış, ilacı az mı koymuş? Bir şey beceremedim Gülşah. Sultanım, siz ne söylediyseniz ben onu yaptım. Benim ne suçum var? Bana cevap verme. Git o suç ortağını da bul kesesini. Aslanım, şimdi haberim oldu. Nasıl Hürrem Hatun? Hürrem'i kaybediyordum neredeyse. Acaba yediği bir şey mi dokundu? Gebe ne de olsa. Zehir varmış yemeğinde. Buraya kadar girdi mi bu zehir? Olamaz aslanım. Kim cesaret edebilir? Anne baba. Öldürdüler beni. Gel al beni. Gitmek yok Hürrem. Seni bırakmam. Sen benim sultanımsın. Hürrem Sultan'sın sen. Dayan Sultan. Nigar Kalfa! Seni keserim. Senin canını alırım. Senin canın ne ki? Bütün halini yerine ederim. Anladın mı beni? Söyle kim koydu seni?
bırakın Hüsnüler. Yaktın beni Gülşah. Hemşerim dedim, kandım sana. Hani ishal olacak, altını tutamayacaktı Hürrem. Hünkârın koynunda duramayacak dediydin. Bak, hatun ölüyor. Kes sesini. Bir duyan olacak şimdi. Gel şuraya. Bırak beni. Yavaş. Gel şurada konuşalım. Gel. Zehir var tatlıda. Duydunuz mu? Gördünüz mü? Zehir! Nasıl oldu bu? Ne oldu, dilinizi mi yuttunuz? Kim bu hain? Bizim mutfaktan tertemiz çıktı Hasoda başım. Çeşnigarlar tadıyor, tabakta her şey gözümün önünde oluyor. Allah şahidimizdir. Kim aldı getirdi tepsiyi buraya? Bizden çıkınca biz bilmeyiz ki. Recep almış, haremdeki kızlardan birine teslim etmiş. Hangi kız Sümüla, hangi kız? Bu akşam Hasibe'ye teslim etmişler. O da altın yoldan geçmiş, sizin nöbetçilerden birine vermiş tepsiyi. Nerede Hasibe? Gidin getirin bana onu. Ben yandım, alacaklar başıma. Nasıl kandım sana? Tamam, sus artık. Boşuna telaş ediyorsun. Sana göre bir şey yok, yanan benim. Ben götürdüm tepsiyi, zehri ben koydum. Anlayacaklar hemen. Ama ben doğruyu söyleyeceğim. Beni kandırdığını anlatacağım. Hele bir anlat. Tamam yeter, sus artık. Validem, aldım cevabını. Bak İbrahim ne dedi? Tabakta zehir varmış. Senin dediğin gibi süt kesilmiş, tatlı ekşimiş değil mesele. Mesele benim sarayımda zehir benim soframa kadar girmiş. Çok şükür Rabbim aslanımı korumuş. Hürrem'in, sultanımın karnındaki şehzademin canına kastedildi. Her kimse canını istiyorum o hainin. Hasibe zavallı bir kız. O kim? Hürrem'i zehirlemek. Mutlak bir işbirliği ettiği vardır. Gökten düşme diye bu zehir. Hayırdır Gülşah?
Ne işin var akşam vakti buralarda? Sultanım başa tutmuştu da biraz kekik yağı alayım diye. Sen git, ben yollatırım Mahidevran Sultanıma. Yalnız bırakma sultanını. Dolanma buralarda bu gece. Tamam efendim. Allah rahatlık versin. Daye Hatun. Hürrem nasıl? Haber var mı? Uğraşamam şimdi seninle. Hasibe nerede? Görmedik, yok. Ne demek görmedik? Bilen yok mu? En son dün gece taşlıkta gördük. Neden arıyorsunuz? Ya sabır, sana ne? Yat aşağı! Kandilinizi söndürün, uyuyun. Buyur Hatice Sultanım. Duramadım odamda. Dar geldi her yer. Duydun mu Hürrem Hatun başına geleni? Hastaymış. Öyle mi? Hiç haberim yok. Sormayacak mısın ne olmuş diye? Bana ne sultanım? O Rus köleden başka derdim mi yok? Zehirlenmiş. Ya ölürse? Takdir-i ilahi, ne yapalım? Sultanım. Gel Gülşah. Ne oldu, rengin atmış? Kötü haber mi getirdin? Yok. Kekik yağını bulamadım. Sultanımın başı ağrıyor da. Ha. Öyle mi, geçmiş olsun. İyiyim, iyiyim. Kafirin kokladım, iyi geldi. Her yere baktık Daye Hatun. Hiç kimse de görmemiş, bir tek çamaşırhane kaldı. Siz bakın, ben yoruldum. Allah'ım, nerede bu Hasibe? Sümbül Ağa, sen de benimle gel. Orası karanlık oluyor. İyi hadi, çabuk çabuk. Sizin için yaptım sultanım. Yoksa her şeyi itiraf edecekti. Siz de ben de mahvolacaktık. Kendini asmış yani. Kurtulduk. Sen kendinle mi mukayese ediyorsun beni? Yalan yanlış bir iş yaptın, eline yüzüne bulaştırdın. Bu suçun cezasını sen çekeceksin. Ben Eseki Sultanım. O küçük kafandan çıkarma. Sultanım, ben mi istedim böyle olsun? Sen istedin. Hürrem'i sen öldürmek istedin. Nasıl bilirsin Hasibe Bey? İşinde gücünde terbiyeli bilirim. Atın bunların hepsini zindana. Muhafızları, mutfaktakileri herkese alın götürün. O tatlıdan hünkârımız da yeseydi nice olacaktı halimiz. Kaç kişinin ağzına değip buraya kadar geliyor. Siz muhafızlar, çeşnigerler ne işe yararsınız? Her kim bu onurlanmaz hatayı yaptı, bedelini canıyla ödeyecek. Hasada başım. Şeker Ağa, sen yürü mutfağına. Bulduk. Hasada başım, bulduk. Yalnız bir şey vuku bulmuş da.
Ne olmuş Sümüla, söyle, geveleme lafı. Asmış kendini çamaşırlıkta. Cezasını kendi vermiş. Hasoda başım. Başına geleceklerden korkmuş Zahar. Öyle sallanıyordu çarşafın ucunda. Yok mu bunun bir yakını? Mutlaka bir arkadaşı vardır. Bulun getirin onu bana. Öyle ortalıkta olan bir cariye değildi. İşinde, gücünde... Daha iyi hatun. Bana anlatma. Sen ki bu haremin en kıdemli yöneticisisin. Bana git getir. Anlamam. Hasibe'yi bulmadan Gülşah'ı gördüm. Öyle korkmuş, öyle telaşlı bir hali vardı ki... Ne demek istiyorsun? Gülşah'ı gördük ama Haseki Sultan için ilaç arıyordu. Değil misin Bülha? Telaşı ondan yani. Öyle mi? Git bana Gülşah'ı getir. Haydi! Yeter artık, ağlama, sinirlerimi bozma. Sultanım bağışlayın. Gece vakti size rahatsızlık verdim. Hasodabaşı İbrahim Ağa Gülşah'ı çağırıyor. Eğer izin verirseniz. Neden çağırıyormuş? Vallahi bilmiyorum. Hemen gelsin dedim. Gidebilirsin Gülşah. Gel şöyle Gülşah. Dayı hatun, bizi yalnız bırak. Al. Ağlama Gülşah. Ağlama. Korkma. Anlat hadi. Ne anlatayım efendim? Ben bir şey bilmiyorum ki. Neden geldim huzurunuza? Gülşah. Ben seni ta Manisa Sarayı'ndan beri tanırım, bilirsin. Benimle böyle konuşma. Bana yalan söyleme. Şah efendim. Ne haddime? Ben size nasıl yalan söylerim? Şimdi anlatacaksın bana ama doğruyu söyleyeceksin. Benim bir günahım yok. Her şeyi Mahidevran Sultanım istedi. Zehri o verdi bana. Ben de hemşerim Hasibe'yi buldum. O da mutfaktan çıkınca koydu. Sus! Tamam, sus, kes!
Sultan'ın adını ağzına almayacaksın. Anladın mı beni? Anladın mı? Ölene kadar da kapatacaksın çeneni. Hasibe kendini asmış. Ne malum senin yapmadığın? Sultanım için. Vallahi billahi onun iyiliği sonra için. Sonra tutma çeneni cacım. Sus. Sus. Anladın mı? Sus. Alın götürün şunu. O budunuzu da yaygaraya mahal vermeden kaldırın ortalıktan. Şükürler olsun Hürrem kurtuldu Pargalı. Hekimbaşı sabaha bir şey kalmaz dedi. Geçmiş olsun hünkârım. Ben meğer çok sevmişim bu hatunu İbrahim. Aklım gitti geldi onu öyle şırpınırken görünce. Sen ne yaptın? Buldun mu haini? İhmali olan herkesi sorguladım hünkârım. Kabahat ihmali olanlar sabah ezanını son kez duyacak. Zehri koyan cariye de cezasını kendi vermiş. Asmış kendini. Böylece ona bu görevi kimin verdiğini itiraf edemez. Sen korusan da saklasan da ben bu zehri kimin koydurduğunu biliyorum İbrahim. Hainlik eden uzağında değil. Hepimiz ölmüşüz. Kafirler basmış saraya. Korkma Mustafa'm. Rüya gördün, geçti. Baban da ben de seni yalnız bırakır mıyız hiç? Savaş bitti. Hünkârımız bize zaferler kazanıp sağ salim geri döndü. Kafirleri yendi. Aslanım benim. Bak. Ailemiz bir arada. Ben yanındayım. Hadi uyu benim aslan oğlum. Rüyanda Mesut ailemizi gör. Has odabaşı herkesi toplayıp bu iş nasıl oldu diye tek tek sordu. Hasibe bu hainliğin nasıl yaptı anlamış diyelim sultanım. Gülşah'ı da sorguya çekti. Gülşah ne bilsin ki? Neyse dahi. İbrahim ne diyorsa yapın. Yardımcı olun.
Bu felaket duyulmadan hallolmalı. Her tedbiri alın. Aslanım, gene mi fenalaştı Hürrem yoksa? Durdur şu hatunu. Sen durdurmazsan ben durdurmasını bilirim. Kimi durduruyorum aslanım, anlamadım. Hasekin'i zapt et. Oğlunun sofrasına zehir koyan kadından, şehzademin anasından bahsediyorum valide. Bu sondur validem. Bu son. Daha tahammül etmem bilesin. Bazı sorular sordu. Hası Bey'i tanır mısın diye. Hası Bey'in ölüsünü bulmuşlar. Yakınları kimdir diye sorup soruşturuyorlar. Ben de hemşerisiyim dedim ama çok fazla irtibatım olmaz. Ben hep hashekimin yanındayım dedim. Hürrem'in vaziyeti nasıl, hala ağır mı? Çok kötüymüş. Sabaha çıkmaz diyorlar. Yarın hayırlı bir güne uyanacağız inşallah. Zor bir geceymiş bu gece Pargalı. Sabah olmadı hala. Güneş görmek, aydınlık görmek istiyorum. Sabah olsun, güneş yaşadığımız bu çirkinliklere örtsün istiyorum. Güneş doğacak birazdan hünkârım. Az kaldı. Mahidevran'a gittim. Bu zalimliğin hesabını sormak, onu hayatımdan söküp atmak istedim. Ama yapamadım. Odaya bir girdim ki Mustafa'ya sarılmış ailemizi anlatıyor. Mesut ailemizi. Sevgili, hürmetli, bir arada olan ailemizi. Yapamadım Pargalı. Evladımın o masum yüzünü görünce çıktım. Göstermedim kendimi. Oğlum bizim bir aile olduğumuzu, bir arada huzurla yaşadığımızı düşünsün. Mutlu olsun. Kıyamadım Mustafa'ma. Bunu da bir kenara yazacağım Pargalı. Kalbime bunu asla unutturmayacağım. Ailemizi zehirleyen Mahidevran'a hiç affetmeyeceğim. Hünkârım, sizin vicdanınız buna izin vermez. İbrahim, kimse benim vicdanımı zorlamasın. O benim vicdanımsa, sesini ben istersem eğer duyarım. Bana böyle telkinlerde bulunma. Hata yapan bedelini öder. Hayırlı bir gün olacak. Hissiyatım öyle. Gülşah, bütün belalar def ediliyor. Evet sultanım. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun sultanım. Has odabaşı İbrahim Ağa sizinle hemen görüşmek ister. Mühim bir konu vardı. Öyle mi? Bekleyin dışarıda, hemen geliyorum.
İbrahim hayırlı haber için çağırıyor. Allah'ım çok şükür dualarımı kabul ettin. Gülşah sevin. Hepimiz kurtulduk. Şuradan başımın örtüsünü ver. Beklemesin İbrahim. Sümbül Ağa, hastanızın vaziyeti nasıl? Epey kötü diye duydum dün gece. Evet, dün gece zor geçti. Epey uğraştık. Yazık feci haldeydi. Ölümden döndü resmen. Lakin şimdi çok daha iyi maşallah. Geldiğiniz için müteşekkirim size. Mühim demişsiniz, o yüzden geldim. Yoksa bu kapı sadece acı veriyor bana artık. Hünkârımız girmesin. Bilmesin burada olduğunuzu. Telaş etme. Hünkârımızın gözü beni görmeyeli uzun zaman oldu. Yüzüme bile bakmıyor. Sanki ben yokmuşum. Bunca yıl aynı yastığa baş koymamışız. Şehzadesini doğurmamışım. Yani... Bu yüzden mi onu zehirlemeye kalkıştınız? Evvela yüzük meselesi. Sonra dayak. Sonra da zehir. O tatlıdan hünkârımız da yiyebilirdi sultanım. Zaten koynunu almış zehri. O yılan zehirledi onu. Aklını başından aldı, kör etti. O Rusköy'le hanedanımızı zehirleyecek. Bunları söylemeyin. Siz böyle devam ederseniz, ben sizi de Şehzademiz Mustafa'yı da koruyamam. Ben sizi ailem saydım. Değeriniz benim için paha biçilmez. Ben hayatta olduğum, nefes aldığım müddetçe sizi ve Mustafa'yı koruyacağıma dair yemin ettim. Sultan Süleyman'ın korumadığını, gözden çıkardı. Sen nasıl koruyacaksın İbrahim? O kadından uzak duracaksınız. Muhatap olmayın. Siz Şehzademiz Mustafa ile ilgilenin. Onun hünkârlığa hazırlanması lazım. Vaktinizi sadece buna vakfedin.
Duyuyor musun sesini? Mustafa'm olmasa bir an bile düşün. Şimdi kıyardım canımı. Şu kapının ardındakileri düşünme. Bağrına taş bas. Sevdiğin hünkârını paylaşmasını öğren. Ses etme. Kendini yok et, silat diyorsun İbrahim. Peki nasıl dayanacağım ben bunca kedere? Yavaş. Çok yedin yeter. Ben değil. Oğlan istiyor bal kaymak. Tamam sen iyileştin artık. Bak ağzın durmuyor. Böyle yemeye devam edersen bu kapılardan zor geçersin. Tombul oldum diye sevme beni. Küstüm. Ben senin her haline meftunum. Gel buraya. Ben seni ballara, kaymaklara katar yerim, yürürüm. Oh. Gülşah kıyma, onu bağışla. Yanımda başka kimsem yok. Bir zaman uzaklaşsın buradan. Dolaşmasın ayak altında. Edirne Sarayı'na yollayın onu. Geçecek her şey. Yine mesut olacaksınız eskisi gibi şehzadenizle. Yardım et İbrahim. Bırakma bizi. Tasalanmayın sultan. Sözüm söz. O kadından kurtulmamız lazım. Yoksa o bizden kurtulacak. Senden. Benden. Mustafa'mdan. Dün gece zehirlediler beni. Ya ölseydim? Şimdi kara toprağın altına koymuştu beni. Korkma, sen hep benim yanımda olacaksın. İbrahim sabaha kadar uğraştı kim yaptı diye. İhmali olanlar cezasını çekti. İbrahim çekecek mi ceza? O senin hayatını, benim hayatımı neden kormadı? Neredeydi? Sen düşünme böyle şeyleri. İbrahim bilir ne yapacağını. Kaç kere beni ölümden kurtardı biliyor musun? Kestin bana gidiyorsun. Kızmadım, İbrahim'e bakacağım. Niye kilitli? Bağışlayın hünkârım. Dün gece odama girip çıkan çok olmuştu. Kilitlemiştim, açmayı unutmuşum. Bugün elçiler mi gelecekti? Evet. Rus ve Venedik elçileri arz odasında huzura çıkacaklar. Siz hanımca Valide Sultan'a gidiyorsunuz. Ben hazırlıkları başlatayım. Bu sabah validemi görmeyi düşünmüyorum Pargalı. İşimize bakalım. Hürrem Hatun'a köşedeki daireyi hazır et. Gebeliği hayli ilerledi. Yanına cariyeler verin, hizmetini görsünler. Ne lazımsa bugün bitirin. Nigar Kalfa çabucak halleder sultanım.
Sultanım, kendi ellerimle hazırlarım. Endişe buyurmayın. Mutfağı tembihleyin, itinalı beslesinler hatunu. Bir daha hata olmasın. Doğuma kadar kavga, dövüş, şikayet istemiyorum dahi. Seni bilirim ona göre. Nigar Kalfa, gözünü seveyim. Bugün bitsin bu iş. Bıktım daha iyi, biliyor musun? Eski saraydaki huzurumu arıyorum. Her an bir hadise. Aslanım dedikçe gelip bana kükrüyor evladım. Nefesim daralıyor. Beni yalnız bırakıp git. Sen yok. Ben ölürsem. 6 yaşındaki Mustafa bile senden makul. İyisin maşallah. Etrafında bu kadar sana bakacak insan var. Sen hala beni yalnız bırakma diyorsun. Senin ruhun çocuk, ruhun. Ben mi, iş mi? Şimdi iş vakti. Akşam senin vaktin. Elçiler geldi, bekliyorlar hünkârım. Hazırım parkalı. Geçmiş olsun. Beni kim zehirledi biliyorsun? O mesele kapandı. Kapandı, ha? Sen kapattın. Sen de bu işin içindesin. Ağzınızdan çıkana dikkat edin. Olur ağa. Emredin, susalım. Neredeydin dün gece? Bu sofraya zehirli tatlı geldi. Sen neredeydin? Hürrem Hatun. Sizi daha önce de uyardım. Benimle böyle konuşmaktan sizi men ederim, yoksa... Yoksa ne? Mahidevran Sultan'la beraber beni tekrar öldürmeye mi kalkarsın? Thank you.